O zaman hocam şimdi tabii melekler aleminin de Rabbi, kısaltalım Aynen, isterseniz efendim. eyvallah. Hayvanlar aleminin Rabbi, 15 Eyvallah. milyon canlı türünün alemi. Mesela bitkiler aleminin de Rabbi. Bu bitkiler durduğu yerde duruyor. Böyle bir Ya, ağaç, ya, ot, bitki, ya. çiçek. Bundan çiçek tozu falan var. Döllenecek hocam ya. Böyle Ya. çiçek toz da gelmiyor. Ayağına da gidemiyor. Gidemiyor, Ne yapacak? ayakları da yok. Yok. Bitki ne yapsın Sabit şimdi? hocam bu bitki. Ama üreyecek de. Üremesi lazım. Yani Ürüyor da zaten. Allah tabii üremiş zaten onu Yürü. gösteriyor. Bizden önceler yani. Hem de nasıl? Bizden önceler, Çok çok öyle, önceler. çok öyle. Dolayısıyla yani düşünün bitkilerin karaya çıkışının üzerinden 450 milyon yıl geçmiş. Efendim ve bitkilerin ağaca dönüşmesi üzerinden 350 milyon yıl geçmiş. Muhteşem bir süreç. Ve bu anlamda ayağı yok gidemiyor ama ürüyor. Nasıl ürüyor? Nasıl üreyecek? Harika. Bu sefer efendim ücretini verdikleri bir şey kullanıyorlar, aracı kullanıyorlar. Yani üremek için elçi kullanıyorlar. Evet. Elçi. Rab devreye giriyor Rab hocam. devreye giriyor. Terbiye Eyvallah. eden yani terbiye. Yani işte arılar muhteşem bir işlev görüyor. Bazı sinekler. Her bir çiçeğe konuyor. Aynen öyle. Her bir çiçeğe konuyor ve ücretini peşinen alıyor poleni. Çünkü fazlası var zaten. Evet. Şimdi arıdan biz balın fazlasını alıyoruz, arıya haksızlık ediyor muyuz diyenler önce arı çiçeğe ettiği haksızlığı ödesin. Onunki de haksızlık. Tabii O ne? ya. O da haksızlık değil, bizimki de değil. Evet. Niye? Arı polenden aldığında o şeysiz kalmıyor, zürriyetsiz kalmıyor. O üreme kabiliyetini kaybetmiyor. Onda fazla var zaten. Ondaki o tozlardan bir tanesi düşsün yetiyor. Dolayısıyla onun fazlasını alıyor, fazlası var. Gidiyor öbürüne konuyor. Arı bunu akıllı olarak falan yapmıyor. Bunu bildiği falan yok. Arının amacı tek. Yaşama içgüdüsü. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kendisine besin Aynen. depoluyor. Onun işi Besin o. depoluyor. Onun işi o. Kendisine ve yavrusuna. Yavrusuna. Evet. Kovana. Kovana. Kovan ailesine. Aynen Kovan öyle. ailesine. Aynen öyle. Oğul verecek. Oğul Dolayısıyla soyunu sürdürecek. verecek. Ama ağaç da soyunu sürdürecek. Aynı güdü ağaçta da var. Ağaca da verilmiş. İlahi kanun gereği böyle. Ağacın da haberi yok. O da meyve çıkaracak ama aslında meyve etrafına sarılmış bir paket. Tohumun, çekirdeğin etrafına sarılmış bir paket. Olgunlaşınca düşer. Olgunlaşınca düşer. Düşer düşmez toprakla temas edip de çekirdek canlılığını yitirmesin diye çekirdeğin etrafına Rabbimiz baharın ilk yağmurlarına kadar yetişsin, kurumasın, içindeki canlılığı kaybetmesin diye onu koruyacak bir sıvı örtüsü Evet. örtmüş. Hem de besin maddesi. Hem de besin maddesi. Evet. Evet, onunla besleniyor aynı Tabii. zamanda. Efendim Hem içindeki. koruyor Ya hem aynen, besliyor. Ne güzel. aynen. Yani bu hani Ruşeymin dışında endoterm mi diyorlar çekirdeklerde? İşte fındık da var, kayısı çekirdeğinde de var, badem de var, buğday da var, arpa da var. Şimdi nişasta var orada. Yani Ruşeymdir aslında kendisinden çıkacak Endosperm. olan. Evet, efendim. O Ruşeym onunla besleniyor. Efendim, şeyle, nişasta ile besleniyor. O da çekirdek de o meyveyle besleniyor. O da yaşayacak. Onun da yaşama içgüdüsü var. Efendim, biz de yaşayacağız. Evet. Bizim de yaşama içgüdümüz Arada var. bize onu oradan alıyor, bize getiriyor Aynen yani. öyle. Biz de kovandan Biz alıyor. de kovandan Hocam alıyoruz. zaten Nahl suresinde biliyorsun Allah bal arasında vahyetti diyor yani. Eyvallah. Rab vahyediyor zaten yani. Eyvallah. Programını yapıyor. Eyvallah. Erdoğan'ın Aynı şekilde. Onun için yani gül de öyle. Koklasın insan diye açmıyor. Kendisine yaratılıştan şey yapılmış olan, verilmiş olan yaşama güdüsüyle efendim o rengini, rengarenk, allı yeşilli, morlu o renklerini, güllerin renklerini aslında bir efendim helikopter iniş üssü gibi işaretlemiş. Bana gel diyor cazip. Çünkü o da polen verecek. O da açacak. Dolayısıyla bütün bu varlıklar aslında Rabbul Alemin'in
Rab isminin birer yansımasını görüyoruz. Her varlıkta. Gülde de görüyoruz, bülbülde de görüyoruz, arıda da görüyoruz, efendim sinekte de görüyoruz ve hepsinde görüyoruz. Bitkiler aleminde özellikle Rabbul Alemin'in terbiyesi gerçekten muhteşem.